Evet sevgili dostlar, Yağınözü köyünün, köyümüzün yani en yaşlı bir ninemizin yanındayız. Yani ebemizin yanındayız. Ayşe Çiçek. Ayşe Bey'i bugün ziyaret ettik. Tabii köyün en yaşlısı olunca kendisinden olanlar, kendisinden olanların olanları, torunları, yani torunlarının torunları vardır mutlaka. Ki Ayşe ebeye, Ayşe nineye soracağız şimdi kaç yaşında varsındır diye. O kendisi sizlerle paylaşacak, anılarını paylaşacak. Köyde yaşadığı müddetçe unutmadığı anılarını sizlerle paylaşacak. Ve sevenlerini, sevdiklerini bu vesileyle mutlu etmiş olacağız. Evet, Ayşe be, kaç yaşındasındır? Şimdi yavrum bak, Atatürk'ün şeyinde üstten çıktın, neden 5'e girdin? 15 yaşındaydı. Evet. 15 yaşında, ondan sonra çıktım, 16 yaşında oldum. Evet, okuldan çıktığında evet. 16 yaşındaydı. Atatürk de öldü dediler, 74 sene oldu dediler, ondan hesapla. Yani 100'ün üzerinde var mısındır Ayşe be? Ben mi? Bak evet. Şimdi sana diyeyim, 16. Evet. 16. Al, bunu al, 70'e koy 80, ondan onun üstündekini Atatürk de 14. Yani Atatürk'ün öldüğünde 16 yaşındaydı. Yani 1938'e 38, 28, 18 gibi. Yani 1918 doğumlu. Yani Ayşe be bu vesileyle Cumhuriyet öncesi kadınlarımızdan, Anadolu kadınlarından bir tanesi ve yaşayan efsane. Ne mutlu. Evet Ayşe be, anlatacağın anıların varsa, yani seni sevenlerinle, sevdiklerinle, torunlarınla, torunlarının çocuklarıyla, buyur anlat. Hepsini seviyorum. Torunlarımı da seviyorum, çocuklarımı da seviyorum, oğlanlarımı da seviyorum, gelinlerimi de seviyorum. Evet, senden başka yaşlı insanlar var mı köyde? Var. Kimler şimdi, var mesela? Ayşe Düzenli var. Ayşe Düzenli. Ayşe Düzenli, Moğol Osman'ın kızı. O seninle... Kayınlan oluyor. O ben onun kayınlası oluyor. O seninle aynı yaşta mı? O değil. Küçüktür ben, herhalde. Ben bir şey bilmiyorum daha. Hepimiz bir okulda okuduk. Hmm. Bu Fadine, şey, Şaban'ın anası Fadine Baş. Evet. Çok bulduk. Hep öldüler, üçümüz kaldık. Yani yaşayan... Kim var? Bir sen varsın. Bir ben varım. Bir de Köse Dürük Keliseyi'nin. O var. O var. O var. Köse. Köse. Daha benim akrabimden kimse yok. Evet. Düşünüyorum. Peki. Köyde en büyük beni sayıyorlar. Ne mutlu sana ya. Ne mutlu gerçekten. Yani peki Ayşe şey... be. Bu kadar yaş sonrası şöyle düşündüğün zaman. Şöyle gerilere kadar çocukluğuna gittiğin zaman. Diyorsun ki ya ben 100'ün üzerinde yaşım var, bize göre 100 yaş çok büyük de sana göre 100 yaş neyi ifade ediyor? Büyük, çok geç kaldım filan. Oğlum kızının biri 45'in doldu, biri 45'in doldu, Mustafa Çiçek. Bilirsin belki bilmem de, o da 50 yaşına dönerken öldü, bütün sıra sıra. Yani Ayşe be, hayat kısa değil mi? 14 çocuk doğurdum. Maşallah, maşallah, maşallah. 14. Yani bir kapıdan giriyoruz aslında. Bir kapıdan girdim, bir kapıdan, kapıdan çıktım. Çıkıyoruz. Yani ömür dediğimiz bir nefes aslında. Emine'yle geliyorduk okulda. Onlar hep benim aklımda kayboldu, hep okuldaydık. Bir hamur yumurduk, 5-6 bir ekmeği verdik. Bir kıymetli ekmek koyduk, okula yanaşırdık. Evet. İkimiz. Peki ilk öğretmenini hatırlıyor musun? İlk öğretmenim Mustafa Gülçetin. İlk öğretmenim Bahri Kör muallimiydi. Adı Bahri'ni. Evet, evet. Evet, evet. Bahri'ni. Ne ilk muallimim oydu. Atı vardı. Biz bakardık. Leveli böyle şeyini yoldu. Tersini olsun.
altından şöyle var, böyle ilk muadil bu. Vay anasını ya. İşte bir de Dursun Hoca vardı. Tam ilçeyin. Yani o öğretmenden sonra Dursun Hoca geldi. Hayır, Dursun Hoca'dan sonra o geldi. O geldi. Bak Mustafa Gültekin. Evet. İbrahim Hoşgirin. Yusuf Hasan Sesel. Ondan bu koca muallimin soyadı neydi birini bilmiyorum. Şevket. Şevket. Şevket öğretmen. Ha, bunlardan. Peki Ayşe be, okul yıllarında ezberlediğin bir şiir var mı? Vatan be gazi, bu denizler, bu ormanlar senin bir yavrun senin. Sen annenin ninnisiyle verirken bu koskoca memleket senin bir yavrun senin. Gerisini bir şey demiyorum. Yani bu kadar hatırlayabiliyorsun. Ha, korkma senler, yurdunun üstünde tüfecek al sancak. Biliyor. Yani anlımız. Aklıma gelmiyor. Anlamızı biliyor mu? Türk'üm, doğruyum, ha, çalışkanım. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Büyüklerini korumak. Saymak, küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Varlığım. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Maşallah ya. Yükselin. İşte oraları çıkaralım. Evet, evet. Yani dikkat etmişsinizdir sevgili dostlar. Ayşe'nin zekası yani maşallah yerinde, 101, 102 neredeyse bu yaşlarda. Yani kurban olduğum Allah'ın bize bu ömrü nasip eder mi bilmiyorum ama işte... Nesin yavrum, ben çok acıma oldum. Nesin bana köyümüzün, sizlere gitsin. Köyümüzün en güzel insanlarından ve yaşlılarından Ayşe Nine'yi. Peki Ayşe Nine, bu seni seven insanlara en son olarak ne söylemek istersin? Allah uzun uzun ömür versin. Bir yastıkla kocarsın. Amin. Çoluğunun çocuğunun acısını görmesin. Amin amin. Çoluğunun çocuğunun acısını. Peki el salla bitirelim. Ayşe Nine'yi sevdiklerine, sevenlerine bu şekilde sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın diyorum.